Merhaba Webtekno takipçileri. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Barış Kahraman. Yanımda bir kez daha Lütfi Karaca var. Bugün sizlerle birlikte Raspberry Pi'nin ikinci modeli olan mini bilgisayarı inceleyeceğiz. Webtekno'ya hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet abi, mini bilgisayar dedin. Bir küçücük, fıçıcık, içi dolu turşucuk mudur? Evet, avuç içi kadar, hatta bayağı avuç içi kadar bir konu. Şöyle gösterelim. Evet, gerçekten mini bilgisayar arkadaşlar. Ufacık tefecik, içi dolu devrecik. Peki abi, ilk başta bence fiyatını söyleyelim ve oradan devam edelim. Neler yapılabildiğine bakalım. Evet, fiyatından bununla bahsedelim. Bunun fiyatı biz 35 dolar mı? Türk lirasıyla 100, yani dolar daha düşükte aldığımızda 120 lira civarında bir şey almıştık. Evet, hani öyle bir fiyatı aldık. Şu an belki bir eksi 10 artı 10 değişebilir. Hani net dolar, bir şey söyleyemem. Dolar kuruna göre artar çıkar ama bayağı hani 110 liraya 120 liraya ciddi bir bilgisayar aldık aslında. Hı-hı. Bu bildiğin bilgisayar ama nasıl bir bilgisayar? Neler yapabiliriz bununla? GTA şu benim önümde duran abi. Kaldırması. Tamam. O konuya önce bir açıklık bu getirelim. Bu benim önümdeki bilgisayardan ne farkı var? Hangi amaçla kullanılır? Onlardan bahsedelim biraz da. Bir kere bu altak kullan, evine götür, hani bir şeyler yap bilgisayarı değil. Hı hı hı. Bu tamamıyla geliştirici maksatlı üretilen bir ürün ki zaten bu çıplak halinden de belli. Bu kutuyu ekstradan alıyorsunuz arkadaşlar. Set halinde aldık. İçinden micro SD kartı da çıktı, adaptörü de çıktı, şu kutusu da çıktı. Normalde Raspberry Pi 2 sipariş verdiğiniz zaman size sadece bu gelecektir. Ama diğer aparatlarını da almanız lazım. Yani bunu yani işte çalıştırmak için bir micro SD kart şart. Mesela. Ya o şart ama hani şu kutuyu almasalar da olur mesela. Bu çok seven adam varsa bunu böyle açıkladı kullanabilir. Yani aynen. Ama şu kutu bile ayrı bir sektör abi, onu söyleyeyim ben. Hani bunu Lego'dan yapan var, 3 boyutlu yazıcıdan çıkartanlar var. Bayağı kutuyla bile uğraşanlar var ki buradan anladığımıza göre kutuyla bu kadar uğraşıyorlarsa da bu da uğraş gerektiren bir ürün. Aynen öyle. Çünkü bir kere Windows yok. Ya aynen. Da işte macOS yok. İçinde Ubuntu var. Linux tabanlı işletim sistemi var. Hatta Linux'un çok fazla optimize edilmiş versiyonu var. Çok çeşitli versiyonları var. İşte medya oynatıcı olarak kullanılmış ya da işte bir sürü şey. Ya içine kurduğun versiyona göre değişiklik. Sen nasıl kullanacaksan ona göre bir şey kuruyorsun. Işte. Aynen öyle. Ya bu biraz alayım, bana ne lazımsa onu geliştireyim ürünü. Sana ne verelim abi diyorlar. Oradan indirip kuruyorsun içine. Ve bunların hepsi de legal olarak ücretsiz tabii ki de. Bunu da söyleyeyim. Aynen öyle. Şeyi merak ediyorum abi. Windows 10 kurulmaya başlandı buna Windows galiba. Windows 10 gelecek. Resmi sitesinde, kendi komünitesinin resmi sitesinde de Windows 10'un geleceğine dair açıklamalar var ama henüz tarih belli değil. Peki buna kuracağımız Windows 10 bilgisayarlardaki gibi bir Windows 10 yoksa biraz daha düşünülmüş bir hali? Bilgisayarlardaki gibi Windows 10 değil, bir kere optimize edilmiş hali. Hı-hı. Çünkü aletin üzerinde 4 çekirdekli 900 MHz'lik bir işlemci var. Donanımlara i̇şte da girelim. 1 GB RAM'i var. 1 GB RAM ne dedim başka? 900 MHz'lik bir işlemci, yani 1 GHz'lik bir işlemci bile yok. Hı hı. Önceki modelinde 700 MHz bir işlemci, Cortex ARM-A6 vardı. Bunda ARM-A7 var. Hı hı. 4 çekirdekli 900 MHz işlemci. Bir önceki versiyon overclock'la ki Raspberry kendisi overclock'a izin veriyor. Overclock'la 1 GHz'e kadar yükseltiliyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bunun emin değilim ama 1.1'e kadar yükseltebiliyorsunuz. Tamam. Zannedersem. Tamamdır. Ama dediğim gibi bir kere işlemci mimarisi tamamen farklı olduğu için bilgisayarda kullandığımız Windows 10 ile aynı Windows 10 olmayacak. Tabii ki de. Tamamdır. Peki abi biraz giriş çıkışlarından bahset istersen. Neler var? Neler koymuşlar? Neler koymuşlar? Önceki versiyonda 2 tane USB girişi vardı. Bunda 4 tane var. 4 demişler. 2 tanesi 3.0 sanırım. Güzel olmuş ya bu şey açısından. Hani buna ben bir flash bellek takayım. Ondan sonra bir mouse klavye takayım derken o dolup yani direkt doluyordu. Aynen öyle. Hani kullanmak istediğiniz zaman bir mouse, bir klavye, bir flash bellek illaki takmak zorundasınız. Ki şeyi direkt destekleyebiliyor haliyle. Normal flash bellekleri sıkıntısı destekleyebiliyor. USB 3.0'dan zannedersem harici diskleri de takabiliyorsunuz. Bir HDMI var üzerinde. Evet. 1080p video desteği sunan bir HDMI girişimiz var. 4K falan bekleyemiyoruz maalesef kendisinden. Tamamdır. Micro USB'si var bir tane. Bildiğimiz cep telefonlarındaki USB. Aynen cep telefonundaki USB ki bu yüzden adaptörü almak zorunda da değiller aslında. Hı hı. Herhangi bir cep telefonu şarj adaptörüyle kullanabiliyorlar. Süper. SD kart giriş, micro SD kart girişimiz var. Geçen seferkinde normal SD karttı, geniş SD karttı. Bu sefer micro SD kart kullanmışlar.
Onu da depolama birimi olarak kullanabiliyoruz ki kendisiyle birlikte gelen microSD'de kendi işletim sistemi var. Hı. Linux tabanlı geliştirilmiş bir işletim sistemine sahip. Hı. O var. Ama istersek başka işletim sistemleri, Linux'un diğer versiyonlarını vesaireyi kurabiliyoruz. Tamamdır. Ki cihaza Android 5.0 kurulabiliyor sanırım. Oo, iyiymiş tabii ki de ama işlemciyle alakalı yine problemler yaşanabilir orada. Çıkartabilir. Hani, ya verim alamayabilirsiniz. İstediğiniz verimi alamayabilirsiniz. Bir Note 4'te ya da işte iPhone'da aldığınız işletim sistemi performansını alamazsınız. iOS'da kursanız, Android'de kursanız ki iOS zaten kapalı, onu kuramazsınız. Peki abi, bunu aldık diyelim. Bunu alan adam ne yapabilir? Bunu alan adam ne yapabilir? Bir kere... Ya da alan bayan. Bunu alan kişi... Kişi. Ne yapabilir? Öncelikle biraz yazılım, biraz elektronik bilgisine sahip olması gerekir. Hı hı. Çünkü Linux komut satırı mantığıyla çalışan bir işletim sistemi. Hani bir şeyler araştırmaya, bir şeyler yazıp çizmeye hevesi olmayan ya da hiçbir şey bilmeyen, sıfırdan başlayan insan biraz zorlanır. Hı hı. Ama açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olduğu için yapabileceklerinin neredeyse sınırı yok. Hani işte apartman giriş sensöründen, araba arka kamerasından, güvenlik kamerasına bir sürü şey yapma imkanı var. Ben en son şeyi okudum bir yerde. Tekerlekli sandalye için abi gözle böyle kontrol edebildiğim bir sistem geliştirmişler Raspberry ile. Ya dediğim gibi işte sınır harbiden yok yani. Linux tamamen açık kaynak kodlu olduğu için ki araştırdıktan sonra bilgisayar, internet ortamında bir sürü şey bulabilirler. Hani hazır optimize edilmiş versiyonlarını da alıp kurabilirler kendileri uğraşmak zor geliyorsa. Medya oynatıcı yapabilirler. Televizyonlarını akıllı televizyon dönüştürebilirler mesela. Peki yani nasıl diyelim şöyle, buna bir 4K video izleyebilir miyiz bunu? Kaldırır mı? 4K desteği yok. Video çıkışı için 1080p'ye izin veriyor. Hı hı. Ama işte Android'i yükle, televizyonuna tak. Televizyonun akıllı televizyon olsun. Aynen. HDMI girişi. Yani boyut olarak da küçücük. Yani televizyonun arkasına ufak bir aparat da koyabilirsiniz ya da direkt bırakabilirsiniz yani televizyonun arkasına. Yani kutu çok iyi olmuş onun için. Hazır kutu çünkü açıkta böyle çıplak bırakırsan çok şey değil. Yani güzel olabilir. Görünmez. Artı şey, statik elektrik. Kazak giyiyorsun, ne diyorsun? Dokun, çarpıl vesaire. Çok hassas devre olduğu için. Haliyle elektrik devresi olduğu için. Ama şey, yani ben uğraşacağım diyen adam için çok kötü görünen bir aparat olduğunu söyleyemem açıkçası. Yani elektroniğe meraklı adam muhtemelen buna hayran hayran bakar ya. Yani. Baksana abi. Şey, teknik liselerde falan çok kullanışlı olabilir aslında. Kesinlikle. Ki zaten hani benim bildiğim kadarıyla Raspberry Pi'nin amacı geliştirici odaklı. Zaten fiyatının çok düşük olmasının sebebi de o. Topluluğunun, kendi komünitesinin çok gelişmiş olmasının ve destekçi olmasının da sebebi o. Abi, aynen öyle. Microsoft'un destekliyor olması bana biraz şüphe uyandırıyor açıkçası. Çünkü hani şey, bizim bildiğimiz bilgisayar ortamı zaten işte Microsoft temelinde, Microsoft merkezli ve biraz daha ticari kaygılara yönelik. Hani Raspberry gibi projeler daha işte açık kaynak kodu desteklensin, özgür yazılımcılık desteklensin kafasında yapılan şeyler. Bu yüzden belki Microsoft'un bu alana girmesi biraz atmosferi bozabilir. Yani çünkü daha ticari, daha işte kapalı kısmen bir ortam ama diğer taraftan Microsoft gibi bir devin de böyle bir projeyi desteklemesi güzel. Tabii ki de. Biraz önce cihazdan çok hassas diye bahsettik bu arada. Cihazın kendi sitesinde yapılan incelemeler sonucunda yapılan bir açıklaması var. Xenon flashlar ve o lazer nokta zımbırtılar var ya, onlar zarar verebiliyormuş cihazın devrelerine. Üzerine flash patlatmak falan sakıncalıymış o yüzden. Ha, bunun fotoğrafını çekerken dikkat edelim. Ha, bu mudur? Evet. Yani o, yani sen birazdan çekeceksin muhtemelen. Dikkat et, flashsiz çek. Abi yavaş yavaş toparlayalım istersen Raspberry ile ilgili videomuzu. Evet, şeyden bahsedelim mesela. Raspberry ile ilgili videomuzu toparlarken çok fazla muadili var. Hatta donanım olarak Raspberry'den daha iyi olan mini bilgisayarlar var. Ama Raspberry'nin tercih edilmesinin sebebi işte biraz önce sözünü ettiğimiz o topluluğun çok destekçi, çok paylaşıma açık olması. Aynı zamanda Raspbian işletim sistemi, kendisine ait olan Raspbian işletim sisteminin çok fazla uyarlaması mevcut. İnternet ortamında çok fazla bulunabiliyor. Bu nedenle diğer mini bilgisayarlardan daha fazla tercih edilen bir zımbırtı diyeyim artık alet için. Tamamdır. Çok yani, güzel ama ya, baksana şuna. Abi belki tatlı ya. Üzerindeki ahududu da. O şey, Raspberry. Gayet güzel olmuş. Başka ne? Blueberry.
Raspberry, Blackberry. Allah, Berry'den gitmiş adamlar ya. Özet geçiyorum abi, bunu alacak adam uğraşmayı sevecek bir adam. Bunu alacak yani. Adam evet, hani ben bilgisayar aldım takayım kullanayım adamı olmayacak. Geliştirici adam olacak. Aynen. Mesela hani oyun oynama gibi bir amacınız varsa bu size hizmet etmez. Maalesef. Ama 35 dolara bilgisayar almış olursunuz ve hani üzerinde sonsuz proje üretebilirsiniz. Bu arada oyun oynamak amacına hizmet etmez falan değil, oyun oynatır. Ya ama hani... Ama oyun oynamak için bu alınmaz. Oynatacağı oyun da hani zaten çok kısıtlı oyunlar. Ya diğer taraftan medya oynatıcı olarak da alır, kendin işletim sistemini kurarsın. Hı hı. Medya odaklı bir zımbırtı yaparsın. Aynen öyle. Ama uğraştığın da yemez, git 100 dolara al. Hani o uğraşı sevmiyorsan anlamsız bir alet. Ki zaten hani teknolojiyle uzaktan yakından ilgisi olan adam uğraşı da biraz sever ve bunu alıp kurcalar diye düşünüyorum. Ama biraz bilginiz, biraz vaktiniz varsa, vakit de önemli çünkü. Ha, vakit önemli. Ya şunu söyleyebilirim. Evde hani boş boş oturuyorsan bence bunu alıp uğraş, en azından hani eski tabirle altın bir bileziğin olmuş olur. Bir şeyleri öğrenmiş olursun abi, hiç yoktan yani. Ben direkt o kafada yürüdüğüm için her şeye, boş vaktim varsa bir şeyler araştırıyorum. Şey imkanı var, al bunu geliştir kendine bir işte... 2-3 tane sensör bağla, bir şeyler yap. Ondan sonra al patentini, git sat. Yani abi en basit. Hani bu şey, ticari olarak da geri dönüştürülebilecek bir şey. Ki dediğim gibi hani gerek üretim amacı gerek komünitesi zaten bu şekilde bakıyor olaya. Geliştirilsin ve yeni bir şeyler üretilsin. Bu tamamıyla üretim ve geliştirme amaçlı bir alet. Ya, ya da az önce dediğim gibi engellere yönelik bir proje üretip hani insanlığa büyük bir katkı olabilir. Gibi gibi. Ya sonsuz derya abi yani. Aynen artık öyle. Tamamen senin hayal gücüne kalmış. Biraz hayal gücü, biraz bilgi, biraz da emek. Aynen öyle abi. Neyse, yavaş yavaş bitirelim videomuzu. Evet, bitirelim artık. Tamamdır. Zaten söylenecek çok fazla şey yok. Raspberry Pi 2 ile ilgili merak ettiğiniz sorular varsa Raspberry Pi 2, ona çok takılıyorlar abi. Raspberry Pi İngilizce söyleyip 2'yi neden Türkçe söylüyorsun diye. Zira Türk olduğumuz için yani. Yapacak bir şey yok. Bütün ya ben biraz önce söyledi. Sabahtan beri community falan diyorum, ona da kızarlar şimdi. Community, topluluk demek arkadaşlar. Yapacak hani bir şey yok abi. Şey, ağız alışkanlığı maalesef. Üzgünüm. Evet, neyse. Raspberry Pi 2'yi inceledik. Aklınıza takılan sorular varsa videonun altına, yorum kısmına yazmayı unutmayın diyelim. Ayrıca bizi ekranda gördüğünüz adreslerden de takip edin. Evet, bir başka incelemede görüşmek üzere arkadaşlar. Herhalde söyleyecek başka bir şeyimiz kalmadı. Kalmadı. Kendinize iyi bakın diyelim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.